Milyonlarca emeklinin gözü kulağı işte. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi efendim. Çalışmayan emekliye 5.000 lira ikramiye düzenlemesi genel kurulda görüşülerek kabulde edildi. Ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren hesaplara yatırılmaya da başlanacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da bu destekten yararlanabilecekler. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Çalışmayan emeklilere verilmesi planlanan 5.000 liralık ikramiye teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle sadece bir kez uygulanacak. Buna göre çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus ödeme yapılacak. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. Ya sorsana, sorsana kira kaç lira? Sorsana, hangi şehrin milletvekili sen? Emekli bu verdiğin 5.000 lirayla 10 yıl yaşayabilir mi ya? Genel kuruldaki görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet partileri emekliler arasında ayrım yapılmasına tepki gösterdi. Bir emekli niye çalışır? Evet, niye çalışır soruyorum. Geçinemediği için çalışır. Çalışan emekliye bu ikramiyenin verilmemesini de doğru bulmuyoruz. Ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emekliyi de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlama gitmiş zorunda kaldık. Yasa teklifinin genel kurulda kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi.